Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün etle ilgili bir yemek yapacağım size. Kesinlikle isminin ne olacağı konusunda hiçbir bilgim yok. Yaptıktan sonra hep beraber karar veririz ismini ne koyacağımıza. Yoruma yazsınlar hangi ne ismi koyalım. Aynen bak Sani kendisi diyor ki biz ismini bilmiyoruz. Yoruma yazın ismini değiştirebiliriz. 3 adet antrikotumuz var. Kalın biraz ama ince de yapabilirsiniz. Birazcık acı biber var. Karabiber, tuz, pul biber ve en önemlisi ete en çok yakışan biberiye. Biberiyeyi buzluğa attım ve buzluktan çıkardım gördüğünüz gibi. Birazcık sarımsak. Sarımsağı da yanına koyacağım. Biraz onunla pişsin ve lezzetlensin. Bir bardak su ve bir fincan zeytinyağı kullanacağım ve bir tatlı kaşığı da tereyağı var içerisinde. Çedar peyniri ve kaşar peyniri kullanacağımdan dolayı çok fazla belki tuz kullanmayabilirim. Yanına da patates var. Patates de istiyorsanız yapın, istemiyorsanız yapmayabilirsiniz. Hemen etin yanına koyacağım ve güzelce pişireceğim. Ve hemen başlayalım. Canım bana tereyağı ve sıvı yağ verebilir misin? Sıvı yağ dediğime bakmayın, zeytinyağısını. Şimdi her ikisini de koyuyorum. Bir tatlı kaşığına yakın tereyağı vardı ve zeytinyağı bir fincan. Hemen ısınır ısınmaz içerisine eti koyacağım. Ete hiçbir şekilde tuz vesaire yapmadım. Dirili olmasını istemiyorum. Sertleşmesini istemiyorum tuzla beraber. Kullanabilirsiniz aslında. Antrikot şey değil de o kadar. Sıkıntılı bir et değil. Ve ısındı artık. Hemen içerisine şöyle biberiye ve sarımsak acı biberimiz vardı. Yanına da hemen etlerimizi koyacağım. Öncelikle sallayalım. Sarımsağın kökünü de kullandım. O da ayrı bir lezzet. Kullanmayabilirsiniz ama ben öyle şeyleri seviyorum. Azıcık biberiye şunlara da verelim. Evet. Biraz böyle et mühürlendiğinde sıkıntılı oluyor. Etrafa saçıyor. Hemen üzerine yağlığı koyacağım. Yağlık komşuda. Şaka bir yana da şu dolapta olması gerekiyor. Evet. Yanda. Tebrikler. Tamam. Üzerinde kalsın öyle. Bir 7 dakika, 10 dakika mühürleyeceğiz. Daha sonra diğer tarafını yapacağız. Eğer gerekirse o suyu koyacağım. Gerekmiyorsa patatesi yanına koyacağım. Ve sonrasında fırınlama işlemi olacak. Yağlı kağıtla saracağız vesaire öyle. Artık onu çevirme zamanı geldi. Bakalım. Evet. Çok fena tutuyor bu arada. Patatesleri dörde bölmüşüm ve hemen atıyorum yanına. Birazcık da böyle pişsin, kapaklı bir şekilde. Bu arada tavamı beğenmedim. Hem fırına da girmiyor hem işimi de görmeyecek. O yüzden tenceremi değiştirdim. Ve hemen üzerine ne yapıyoruz? Suyunu koyacağım. Hem patatesler de her şeyi böyle birlikte iyice bir pişsin. O suyu çeksin. Lezzetlensin. Sonra baharatlandırmasını yapacağız ve fırınlayacağız. Daha sonra çedar peyniri eşliğinde servis edeceğiz. Kapağını rica edebilir miyim? Teşekkürler. Güzelce suyunu çekti gördüğünüz gibi. Birazcık da ağzı açık. 1-2 dakika ağzı açıkta kalsın. Bu arada fırını açtım. 200 derecede alt üst olarak açtım. Baharatlandırmasını da yapacağım. Güzelce karıştıracağım ve sonra yağlı kağıda sarıp. Sonra fırınlayacağız. Pul biber ve karabiber, tuz birer çay kaşığı. Çok fazla tuz kullanmak istemiyorum çünkü şey var.
peynirler var. Çedar peyniri ve kaşar peynirimiz var. Bu kadar yeterli. Ofunu kapattım. Hemen şöyle 2 adet yağlı kağıt sermiştim. Hemen üzerine şöyle antrikot etimizi koyalım. Bir tanesi parçalandı. Sorun mu? Tabii ki değil. Evet. Şöyle yağından alacağım. Bu kadar yeterli. Diğer patatesleri koymadım. Çok fazla koymak istemiyorum. İki tane yeter sanmıştım ama üzerini de kapatmak için ekstra bir tane yapıp koyacağım. Böyle güzelce iyice sıkı sıkı kapatayım. Hava almaması onun daha da lezzetli bir şekilde pişmesini sağlayacak. Kurumamasını sağlayacak dahası. Hemen önceden ısıtmış olduğum 250 derecede alt üst olarak ısıtmış olduğum, hep tersten söylüyorum, kusura bakmayın, fırına vereceğim. Bir en fazla yarım saat kalacak. Sonrasında çıkaracağız. 30 dakika sonra çıkardım. Hala çok sıcak. Şöyle keseceğim, bakacağım. Şöyle etimizi önce bir tabağa alıyorum. Ve üzerine kaşar peyniri. Çedar peyniri de koyalım. Dışarıda kaldığından dolayı biraz yumuşamış. O yüzden almakta biraz zorlanıyorum. Tekrar etimizden koyalım. Kaşar peyniri. İki tane çedar peyniri geldi ama sorun değil. Gelsin, iki tane gelsin. Bol bol çedar peyniri koydum. Bir 10 adet vardı herhalde. Kullandım. Şimdi ne yapacağız? Tekrar fırınlayacağım. Eridiğini gördüğüm anda çıkarıp servis edeceğim. Gördüğünüz gibi fırından çıkardık. Çedarlar ve kaşar peynirleri eridi. Ve yanına da patatesini, birazcık da sarımsağımız vardı. Onu da koydum. Gerçekten tadını çok çok beğendim. Birazcık böyle köşeden tadına baktım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.